الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Tevbe suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 60. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 60. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek, pratize etmek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Tevbe suresinin bugün okuduğum 60. ayeti kerimesinde Rabbimiz sadakaların, zekat mallarının sarf edilmesi gereken, verilmesi gereken 8 sınıf insandan söz edecek. Zekat malları bu 8 sınıf insana verilmeli. Biliyorsunuz İslam toplumunda zekatlar devlet tarafından toplanır ve bizzat işte bu ayeti kerimede Rabbimizin haber verdiği 8 sınıf insana bu zekat malları sarf edilir, dağıtılır. İslam devleti bir zekat fonu oluşturur, bir zekat bütçesi oluşturur ve Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği bu 8 sınıf insana bu zekat mallarını ulaştırır. Kimmiş onlar? Lil fukara, fakirler. Havaici asliyesini, asli ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken kimselere fakir denir. İşte bir Müslümanın evinde şu da olmalı, şu da olmalı, şu da olmalı dediğimiz, olsun olmaz dediğimiz havaici asliyesini teminde güçlük çeken, alamamış, bulamamış kimselere fakir denir. İslam devleti bu fakirlere zekat fonundan verecektir. İkincisi, vel mesakin, miskinler. Miskinler de havaici asliyesini değil de günlük rızkını, günlük nafakasını bile temin edemeyen daha fakir kimselere, çok daha fakir kimselere miskin denir. Günlük nafakasını teminde güçlük çeken kimseler, çalışıp çabaladıkları halde ya organik bir eksikliklerin sebebiyle veya başka bir sebeple günlük rızıklarını, günlük nafakalarını teminde güçlük çeken miskinlere de İslam devleti bu zekat mallarından verir. وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا. Üçüncüsü, zekat toplamak ve dağıtmakla görevli olan zekat müessesesinde çalışan memurların maaşları da
yine bu zekat mallarından ödenir. Çünkü onların başka hiçbir işleri yoktur. Zekat toplamak ve dağıtmakla görevli memurlardır. Bunların maaşları da yine zekat fonundan ödenir. وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Bir de kalpleri İslam'a ısındırılması gereken, İslam safına geçtikleri zaman İslam'a ve Müslümanlara hizmeti umulan, karşı safta olduğu zaman, küfür safında olduğu zaman da İslam'a ve Müslümanlara zarar vereceğinden endişe edilen kimseleri de satın almak üzere bunlara müellefe-i kulüp denir. Zekat fonundan yine bunlara verilir. وَفِرْ رِقَى Yine kölelere de zekat fonundan İslam devleti yardım etmek zorundadır. Mükatep köleler olabilir. Bir köle efendisiyle anlaşmıştır. Efendisi demiştir ki, bana şu kadar miktar parayı getirirsen seni azat edeceğim, seni özgürleştireceğim demiş. Böyle bir anlaşma yapmışlar ama o köle hürriyetinin bedeli olan o parayı bulmakta zorluk çekiyorsa İslam devleti o köleye de zekat fonundan yardım etmek zorundadır. وَالْغَارِم۪ينَ Bir de borçlulara İslam devleti zekat fonundan vermek zorundadır. Bütün malı alacaklılarına dağıtıldığı zaman eğer adam fakir kalacaksa böyle borçlulara da zekat fonundan yardım eder İslam devleti. وَفِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bir de İslam yolunda olanlara, Allah yolunda olanlara da yine zekat verilir. Bunu iki türlü anlamış alimlerimiz. İslam yolunda olanlar, Allah yolunda olanlar ifadesinin birinci manası Allah yolunda sefere çıkan, Allah'ın dininin ihyası için, Allah'ın arzularının egemen olması için, insanların cennete abone edilmesi için, insanların İslam'a üye yapılması için, insanların dirilişi için savaşa giden gazilere, mücahitlere yine zekat fonundan yardım yapılır. Bunun bir ikinci manası da Allah yolunda olan kimseler ifadesinin ikinci manası da tebliğde görevli olan insanlara Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini anlatmayı kendisine dert edinmiş tebliğci alimler de işte zekat fonundan onlara da verilir. Bir de وَبْنِ السَّب۪يلِ yolda kalmışlar. Adam memleketinde zengindir ama gurbette bir yolda kalmıştır. İhtiyacı varsa ona da zekat fonundan yine yardım edilir. Yolda kalmış bir kişiye de zekat fonundan verilir. فَرِيْفَةً مِنْ اللّٰهِ İşte bu Allah'tan bir farizadır. Allah bunu böylece tespit edip farz kılmıştır. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ Allah her şeyi bilendir. Bilgisi tam olandır, bilginin kaynağı olandır ve de Allah her yasasını hikmetle koyandır, her yasasını hikmetle vaz edendir, hikmetle hükmedendir. Evet, İslam toplumunda devlet zekatı toplar, Allah'ın beyan buyurduğu bu 8 sınıf insana zekatı ulaştırır. Tabii İslami olmayan devletlerde, laik devletlerde benim dinle ilgim alakam yoktur, benim zekatla ilgim alakam yoktur diye laik devletlerde ise Müslümanlar bireysel bir biçimde şu sayılan 8 sınıftan dilediğine zekat mallarını verecektir. Böylece zekat konusunu, zekatın kimlere verilmesi gerektiği konusunu anlattıktan sonra Rabbimiz yine münafıklarla alakalı önceki derslerde ifade ettiğimiz konuları bakın Allah şöylece sürdürüyor. وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ O münafıklardan peygambere eziyet edenler var. Şu münafıklardan peygamberi üzenler var, lakırdılarıyla, tavırlarıyla peygamberi üzenler var. Ne diyorlarmış?
Ve yekûlûne huve uzun. Münafıklar Peygamber Efendimiz için diyorlarmış ki o bir kulaktır. Muhammed bir kulaktır. Neyi kastettiklerini inşallah biraz sonra söyleyeceğim. Önce ayeti de okuyayım. Diyorlar ki münafıklar Muhammed bir kulaktır. Kul de ki peygamberim uzunu hayyim lekum. Evet peygamber sizin için bir hayır kulağıdır. Peygamber sizin için hayırlı bir kulaktır. Yü'minu billahi Allah'a iman ediyor. Allah'a kulak veriyor o peygamber. Ve yü'minu lil mu'mini müminleri de tasdik ediyor. Müminleri doğruluyor. Müminlere güveniyor. Müminlere itimat ediyor. Ve rahmetun lillezine amenu minkum. Ve de o peygamber sizden iman eden kimseler için bir rahmet kapısıdır. Ama وَالَّذ۪ينَ يُبْدُونَ رَسُولُ اللّٰهِ böyle lakırdılarla peygamberi üzenler, peygambere eziyet edenler var ya لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ onlar için elin bir azap vardır, dayanılmaz bir azap vardır. Evet, münafıklar diyorlarmış ki peygamber bir kulaktır. Neyi kastediyorlar bununla? Anlayabildiğimiz kadarıyla münafıklar Peygamber Efendimiz için kulak sözünü söylerken şu iki manayı kastediyorlar. Birinci mana şöyle. Bu peygamber herkese kulak veriyor. Bu peygamber herkesi dinliyor. Yani ister erkek ister kadın, ister cariye ister köle, ister efendi, ister uşak, ister efendi, herkes huzuruna çok rahat girip çıkabiliyor. Bu peygamber herkese kulak veriyor, herkesi dinliyor, herkese değer veriyor, herkesin sözüne kulak veriyor. Böyle olmamalı diyor münafıklar. Herkes rahat bir biçimde peygamberin huzuruna girmemeli. Peygamberin kapıcıları olmalı, peygamberin korumaları olmalı, muhafızları olmalı. Ayak takımı, köleler ve cariyeler böyle ulu orta istedikleri zaman peygamberin huzuruna girmemeli, girememeli. Niye söylüyorlar bunu? Şunun için söylüyorlar. Evlerinde, dükkanlarında, kendi çevrelerinde ağızlarından nifaklarını bazen kaçırıyorlar. Ağızlarından münafıklıklarını kaçırıyorlar. Kur'an'la alakalı, dinle alakalı, peygamberle alakalı, Allah'la alakalı bir kısım saçma sapan şeyler söylüyorlar, bir kısım zakırdılarda bulunuyorlar. Çevresindeki hizmetçisi, cariyesi ya da kölesi hemen onu Peygamber Aleyhisselam'a götürüp şikayet ediyor. Ya Resulallah, işte efendim, ağam, patronum seninle alakalı şunları şunları söyledi, Kur'an'la alakalı şunları şunları söyledi diye onların ağızlarından çıkan bu nifak alametleri Peygamber Efendimiz'in kulağına kadar gelince Allah'ın Resulü de onları sorgulayınca rezil ve perişan bir konuma düşüyorlardı. Onun için diyorlar ki böyle olmasın. Cariyeler, köleler, uşaklar, ayak takımı öyle ulu orta peygamberin yanına girmesin, giremesin. Girseler bile peygamber onları dinlemesin, onlara kulak vermesin, onlara değer vermesin. Bizim gibi efendileri dinlesin, bize itibar etsin, bize itimat etsin. Bunu demeye çalışıyorlar. Yani maskeleri düşmesin diye, nifakları anlaşılmasın diye, herkesin Peygamber Efendimiz'in huzuruna rahat bir biçimde girmesini istemiyorlar. Çünkü ağızlarından dökülen nakırdılar Peygamberimizin kulağına ulaştıkça rahatsız oluyorlar. Peygamberin korumaları olmalı, muhafızları olmalı, kapıcıları olmalı. Herkes onun huzuruna rahat girememeli diyorlar. Peki bunu bugün de söyleyenler var mı? Var tabii. Kimileri diyorlar ki efendim şu anda hiçbir kimse aracısız peygambere ulaşamaz. Onun yanında bir aracı, onun yanında bir başka aracı, onun yanında bir başka aracı. Böylece silsile vasıtasıyla insanlar peygambere ulaşmalıdır. İnsanlar direkt peygambere ulaşmamalıdır diyenler de aynı şey söylüyorlar mı? Herhalde aynı şey söylüyorlar. Ya da
Efendim siz direkt hadisle amel edemezsiniz. Filanlar ne demiş, önce onları bir dinleyin. Önce bize bir bakın, biz nasıl anlamışsa, filanlar nasıl anlamışsa o konuyu, öylece aracılar vasıtasıyla amel etmek zorundasınız. Siz direkt hadisle amel edemezsiniz. Direkt hadisi anlayamazsınız demeye çalışanlar, bir kısım aracılarla peygambere ulaşabileceğini iddia edilenler de, iddia edenler de aynı şeyi mi söylüyorlar? Herhalde aynı şeyi söylüyorlar. Halbuki herkes çok rahat bir biçimde peygambere ulaşabilir. Çünkü peygamber aleyhisselam ulaşılamayacak birisi değil. O günde bugün de insanların içindeydi Allah'ın Resulü. Fil dişi kulesine çekilmiyordu. Kadın, erkek, cariye, efendi, köle hiç fark etmez. Herkes peygamber efendimize çok rahat ulaşma imkanı bulabiliyordu. Bakıyoruz bugün kimi insanlar evlerine çekiliyorlar. Saat gece 10'dan sonra kimse onlara ulaşamaz. Çünkü efendi hazretleri istirahata çekilmiştir. Kimse rahatsız etmemeli. Sabahleyin saat 10'dan önce de kimse ulaşamaz. Çünkü efendi hazretleri yine istirahattadır. Kimse rahatsız etmemeli. Böyle olmamalı. Allah'ın Resulü sürekli halkın içindeydi. İster kadın, ister erkek, ister gür, ister köle, ister cariye, ister efendi. Herkes istediği zaman Allah'ın Resulüne ulaşabiliyordu. Bana da insanlar gece saat 3'te de ihtiyaçları varsa ulaşabilmeliler. Gündüz saat 5'te de 6'da da tam insanların işte uykuda olduğu bir dönemde de insanlar bana ulaşmak isterlerse mutlaka ulaşabilmeliler. Fil dişi kulelerimize çekilmemeliyiz. İnsanlardan uzak bir noktada olmamalıyız. İşte bu ayeti kerime bize bir de bunu anlatıyor. Evet, diyorlar ki peygamberimize o bir kulaktır. Yani herkese kulak veriyor. Köleleri de dinliyor, cariyelerimizi de dinliyor. Dolayısıyla bizim ağzımızdan çıkan lakırtılar onun kulağına rahat ulaşıyor. Öyle olmamalı demeye çalışıyorlar birinci manasıyla. İkinci manasıyla da şunu söylüyorlar. Peygamber bir kulaktır. Yani herkesi dinliyor, herkese inanıyor. Her mazeret ileri sürenin mazeretini kabul ediyor. Yani iffetinden dolayı, rahmetinden ve merhametinden dolayı Allah'ın Resulü herkesi dinliyordu ya. Hani Tebuk seferinden geri kalmak için yığınlarla mazeretlerin arkasına saklanmışlar. Allah'ın Resulü her birinin mazeretini kabul edip yalanını yüzüne vurmuyordu ya. İşte o hadiseden sonra diyorlar ki o bir kulaktır. Herkesi dinliyor. O kandırılabilecek birisidir. Onu çok rahat kandırabiliriz. Onun huzuruna varır da biz de Müslümanız dedik mi? Bir de arkasından Müslümanlığımızı ispat için bir yerini patlattık mı? Vallahi de billahi de ey Muhammed biz de sizdeniz. Biz de Müslümanız dedik mi? Onu çok rahat kandırabiliriz. Çünkü o herkesi dinliyor. Herkese saygı duyuyor. Herkese değer veriyor. Her mazeret ileri sürenin mazeretini kabul ediyor demeye çalışıyorlar. Alçaklar öyle diyorlar münafıklar. Peki Allah ne diyor? قُلْ اُذُنُمْ خَيْرٍ لَكُمْ. De ki o bir hayır kulağıdır. Sizin için o peygamber bir hayır kulağıdır. Nasıl hayır kulağı? Çünkü يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ. O peygamber Allah'a iman ediyor, Allah'ı dinliyor ve dolayısıyla o peygamberin kulağına önce vahiy aktarılıyor, sonra o kulağa aktarılan vahiy ümmete aktarılıyor. Böylece ey Müslümanlar, o sizin için hayır kulağıdır. Çünkü vahiy o kulağa aktarılıyor ve siz ulaştığınız bütün hayırlara, bütün bereketlere o kulak sayesinde ulaşıyorsunuz. İşte o kulağa vahiy aktarılıyor. Sonra o kulaktan vahiy size intikal ettiğine göre öyleyse o peygamber sizin için bir hayır kulağıdır. Bir de siz çok rahat huzuruna girebiliyorsunuz. Çok rahat soracaklarınızı sorabiliyorsunuz. Çok rahat isteyeceklerinizi ondan isteyebilir, öğrenebileceklerinizi öğreniyorsunuz. İşte peygamberin bu tavrı sizin için gerçekten hayırdır, berekettir. Sonra o peygamber müminlere de güveniyor.
müminlerin getirdiği bilgileri dinliyor, onlara itimat ediyor. Ve rahmetun lillezine amenu minkum, ve de o peygamber sizin için bir rahmet kapısıdır. Bütün rahmetlere siz o kapıdan erişiyorsunuz. Allah sizin için böyle bir rahmet kapısı açmıştır. İstifade etmesini bilin. Ama وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Bu tür tavırlarıyla, bu tür lakırdılarıyla peygamberin üzerinde, peygambere eziyet edenler var ya, onlar için gerçekten elim bir azap vardır, dayanılmaz bir azap vardır. يَحْرِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ. Sizi razı etmek için o münafıklar, sizi razı etmek için, sizi memnun etmek için Allah adına yemin ederler. Vallahi de billahi de biz de sizdeniz ey Müslümanlar. Vallahi de billahi de biz de iman edenlerdeniz ey peygamber diye o münafıklar Allah adına yemin ederek sizi memnun etmeye, sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Halbuki vallahu ve rasuluhu ehakku en yurduhu imkanu mu'minin. Eğer onlar mümin iseler, Allah ve Resulü razı edilmeye, memnun edilmeye insanlardan daha layıktır, insanlardan daha önceliklidir. Anladınız mı? Münafıklar müminleri razı edebilmek için yemin ediyorlarmış, iman gösterisinde bulunuyorlarmış. İnanmadıkları halde iman gösterisinde bulunarak Müslümanları ve peygamberi memnun etmeye, razı etmeye çalışıyorlarmış. Allah da diyor ki, halbuki Allah ve Resulü razı edilmeye insanlardan daha layıktır. Hoşnut edilmeye insanlardan daha önceliklidir. Öyleyse Allah'ı küstürme adına insanları memnun etmeye çalışmak münafıklıktır. Allah'ı darıltma adına insanların gönlünü hoş etmeye çalışmak münafıklıktır. Ben toplumun beğenisine, insanların beğenisine niye bir hayat yaşayayım da aman insanlar beni beğensin, aman insanlar beni alkışlasın diye neden bir ömür tüketeyim de Rabbim beni beğensin yeter. Eğer Allah beni beğenmişse insanlar beni, tüm dünya beni yuhalasa ne yazar? Eğer Allah beni beğenmiyorsa tüm insanlar beni alkışlasa ne yazar? Ben insanların beğenisine bir hayat değil, Allah'ın beğenisine bir hayat yaşamak zorundayım. Çünkü ben sonunda Allah'ın değer yargısına teslim olacağım. Ya cennet ya da cehennem. Sonunda Allah'ın değer yargısına teslim olacaksam ve insanların cenneti ve cehennemi yoksa ben niye insanların memnuniyeti için bir hayat yaşayayım da ben neden insanların alkışı için bir hayat yaşayayım da bakın şu anda birilerinin beğenisine bir ömür tüketiyorlar. Sahnede kendilerine alkışlayan, heyecanla vücutlarına jilet atan, önünde secdelere kapanan nicelerinin secdesi karşısında kendisinden geçen nicelerin bir ömrü insanların beğenisine, insanların alkışına sunuyorlar, geberip gidiyorlar. Yarın onlar cennetin sahibinin hoşnutluğunu kazanmadan gittikleri için cennete gidemeyecekler. Yani Allah diyor ki ey münafıklar, vallahi de billahi de biz de Müslümanız diye insanları memnun edeceğinize, iman gösterisinde bulunacağınıza, inanmadığınız halde iman rolü oynayacağınıza, gerçekten iman edin de Allah ve Resulü'nü hoşnut edin, bu sizin için daha hayırlıdır. اَلَمْ يَعْلَمُوا. Bilmiyorlar mı böyle yapanlar? اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Kim Allah ve Resulüne karşı düşmanca bir tavır sergilerse, Allah ve Resulüne karşı gelirse, فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَا خَالِدًا ف۪يهَا. Bilsin ki o ebediyen bir cehennem ateşine gidiyor, ebediyen o cehennemden çıkamayacak. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظ۪يمِ. İşte bu gerçekten büyük bir rüsvalık, büyük bir rezillik ve aşağılıktır. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ. Münafıklar çok korkuyorlar. Neden? Kendilerine bir surenin inmesinden korkuyorlar. Nasıl bir sure? تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ.
onların kalplerini dışa yansıtacak, kalplerinin bilgisini dışa aktaracak, yani kalplerini yüzlerine geçiriverecek, nifaklarını dışa yansıtıverecek, maskelerini düşürüverecek, sırlarını deşifre ediverecek bir surenin gelmesinden ödülleri tutuyormuş münafıkların. Çok garip değil mi? Bunu da biliyorlar üstelik. Ya diyorlarmış, namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, Müslümanların 5 vakit mescidinde görülerek, İslam cemaatinin bir üyesi olduğumuz konusunda peygamberi ve Müslümanları kandırıyoruz, durumu idare ediyoruz. Ama yarın Allah bir sure gönderir de isim isim, filan da münafık, filan da kafir, filan da kafir diye bizim isimlerimizi teşkil ediverirse, bizim içimizi dışımıza vuru verirse, kalplerimizi yüzümüze geçiriverirse, nifakımızı alnımıza bir damla halinde vurup da bizi dünyaya teşhir ediverirse, işte o zaman rezil oluruz endişesiyle ötleri kopuyormuş. Bir surenin gelmesinden kopuyorlarmış. Bakın bunu da biliyorlar. Yani Allah'ı tanıyorlar, Allah'ın gücünü biliyorlar, Allah'tan günün birinde böyle bir surenin geleceğini biliyorlar ve ötleri kopuyormuş. Allah öyle diyor. Sonra diyor ki, kul de ki ey peygamberim, istehzibu, hadi alay edin bakalım, hadi eğlenin bakalım Müslümanlarla, hadi eğlenin bakalım peygamberle, alay edin bakalım. Şunu kesinlikle bilesiniz ki, inna allâhe muhricu mâ tahverûn, Allah korktuğunuz şeyi çok yakında açığa çıkaracaktır. Yani Allah sizin nifakınızı çok yakında açığa çıkaracaktır. Allah sizi Müslümanlardan çok yakında ayıracaktır. İşte ayırmıştır. Tebuk seferiyle birlikte işte münafıklar açığa çıkıyor değil mi? Namazı idare ediyorlardı. Orucu, zekatı, haccı idare ediyorlardı. Ama tüm sevdiklerini geride bırakıp Allah için şehadete doğru yürüme, Allah için cennete doğru yürüme anlamına gelen bir savaş davetiyle, bir cihat çağrısıyla karşı karşıya geri verince patır patır dökülüverdiler. İşte nifakları açığa çıkıverdi. Çünkü savaş müminle münafığı, müminle kafiri ayırıcı bir özelliğe sahipti. وَلَيْنْ سَيَلْتَوْمْ Sen onları sorgulasan, onlara sorsan ey peygamberim, bu sözü niçin söylediniz? Şu eylemi niçin gerçekleştirdiniz ya da böyle bir şey yaptınız mı diye sen onları sorguladığın zaman لَيَقُولُنَّ derler ki o münafıklar اِنَّمَا كُنَّا نَخُوهُ وَنَنَعَبْ Vallahi ya Resulallah biz ciddi söylemedik bunu. Oturmuş yor yorgunluğunu gidermek için çadırın içinde şakalaşıyorduk, gevezelik yapıyorduk. Ağzımızdan bu cümleler döküldü. Vallahi biz bu konuda ciddi değildik derler. 42 AF 454 aracın sahibi aracının başına gitsin. Bakın bu olayı şöyle kısaca inşallah bir anlatayım. Biliyorsunuz münafıklar Tebuk seferinden kaçtılar. Yığınlarla mazeretlerin arkasına saklanıp bu savaşa gitmediler. Medine'de kaldılar ama anladığımız o ki 3-5 tane işlerinden casus münafığı ordunun içine sokmuşlar. Siz de Tebuk'e Müslümanlarla birlikte gidin. Aman iyi kulak verin. Hani bir önceki hafta demiştim ya, sizin içinizde onlar adına dinleyenler var. Sizin içinizde sizin sözlerinizi onlara ulaştırmak üzere dinleyen casuslar var demişti ya Allah. İşte 3-5 tane casus münafığı ordunun içine sokmuşlar. Siz de gidin, yolla dinleyin bakalım Muhammed'i. Ne söyleyecek? Acaba bizim uydurduğumuz mazeretler onun için gerçekten yani hüsnü kabul görmüş mü, inanmış mı bize yoksa inanmamış mı? Yolda peygamber ne söyleyecek bizimle alakalı? Aman iyi kulak verin. Bir de yeni bir ayet, yeni bir sure filan iner de bizim münafıklığımız açığa çıkarsa aman iyi dinleyin, iyi kulak verin de
ordu Medine'ye gerisin geriye dönmeden önce bize bilgi aktarın, bizden tedbirimizi alalım, önceden bizi bilgilendirin diye 3-5 tane münafığı ordunun içine sokmuşlar. İşte bir yerde Allah'ın Resulü konaklamış, bir çadırın içinde o 3-5 münafığın ağzından iki rivayet var. Önce birini söyleyeyim. Şöyle bir söz dökülmüş. O münafıklar demiş ki, ya gerçekten bu peygambere biz şaşırıyoruz. Biz bu adamı anlamıyoruz. Galiba bu adam rüya mı görüyor ne? Boyuna posuna bakmadan, gücüne kuvvetine bakmadan Bizans gibi yeryüzünün en süper ordusuyla savaşmaya gidiyor. Ya galiba bu adam rüya görüyor. Yani bunun aklı başında değil galiba. Biz diyorlar, şu ordunun içindeki Müslümanları çok yakında Bizans askerleri tarafından boyunlarına bir ip takılmış, dünya pazarlarında köle olarak satıldıklarını sanki şu anda gözlerimizde görür gibi oluyoruz. Kim söylüyor bunu? Ordunun içinde o orduya katılmış 3-5 tane insan. Ya siz o ordunun içinde değil misiniz? Siz aynı safta değil misiniz? Siz Müslüman değil misiniz? Değil tabii, adamlar kafir. Aynen bunu söylüyorlar. Biz çok yakında Romalı askerler tarafından Müslümanlar esir alınmış, boyunlarına bir ip takılmış, dünya pazarlarında köle olarak satıldıklarını gözlerimizle görür gibi oluyoruz. Çadırın içinde bu söze, bu lakır diye şahit olan bir Müslüman koşarak Peygamberimize haber veriyor. Allah'ın Resulü hemen onları çağırıyor. Böyle bir şey söylediniz mi? Nasıl böyle bir şey söyleyebildiniz diye onları sorgulayınca, bakın diyorlar ki, vallahi ya Resulallah biz ciddi değildik. İşte yol yorgunluğunu gidermek için 3-5 arkadaşla birlikte şakalaşıyorduk, zevzeklik yapıyorduk, latife yapıyorduk. Bu cümleyi söyledik, ciddi değildik. Bakın Allah diyor ki, kul onlara de ki peygamberim, اَبِاللّٰهِ وَاَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِهُمْ Siz Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın elçisiyle mi alay ediyorsunuz? Alay edecek, dilinize dolayacak başka bir şey bulamadınız da Allah'ı, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın peygamberini mi dilinize doluyorsunuz? Yani bu savaş kararını Allah vermedi mi? Siz peygamberin bu seferini yargılarken Allah'ı yargılamıyor musunuz? Bu savaşa sizi peygamber davet etmedi mi? Siz peygamberin bu savaş çağrısını yargılarken peygamberle alay etmiyor musunuz? Nasıl böyle bir şey söyleyebildiniz? Söyle onlara peygamberim. Birinci rivayet böyle. İkinci rivayet ya da başka bir zaman, aynı sefer esnasında başka bir zaman yine bu münafıkların şöyle bir lakırdıları gerçekleşmiş. Bir çadırın içinde yanlarında birkaç tane Müslüman da var. Demişler ki, şu Kur'an'ın hafızları kadar, şu İslam'ın alimleri kadar boğazına düşkün, obur, doyumsuz ve de savaşta korkak birilerini görmedik. Orada bu cümleyi duyan bir Müslüman, ey Allah düşmanı diyor, yalan söylüyorsun. Halbuki biz Kur'an'ın hafızları kadar az yemek yiyen ve de savaşta en ön safta vuruşan birini görmedik. Cesur birini görmedik diyor ve hemen bu sözü Peygamber Efendimiz'e ulaştırıyor. Allah'ın Resulü çağırıyor bu münafıkları. Böyle bir şey dediniz mi? Niçin söylediniz diye sorgulayınca diyorlar ki, vallahi ya Resulallah biz ciddi değildik, şakalaşıyorduk, gevezelik yapıyorduk, yol yorgunluğunu gidermek için bu cümleyi söyleyiverdik. Allah da diyor ki, de ki onlara, Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın elçisiyle mi alay ediyorsunuz? Kur'an'ın hafızlarıyla alay, Kur'an'la alaydır. Allah'ın ayetleriyle alaydır. Allah'ın elçisiyle alaydır. Bunlarla alay, Allah'la alaydır. İşte şu anda görüyorsunuz, filmlerinde, tiyatrolarında, piyeslerinde Kur'an'ın hafızlarına nasıl bir rol biçtiklerini sakalla, sarıkla, cübbeyle, namazla, başörtüsüyle, camiyle, mescitle, bayramla, hutbeyle nasıl alay ettiklerini görüyorsunuz.
Sizler onları sorgulayınca niye böyle yaptınız diye aynen o münafıklar gibi diyorlar ki vallahi rol icabı yaptık. Tam burada rol icabı, yani ciddi değiliz ki, rol icabı yaptık bunu. Şaka olarak yaptık, ciddi değiliz. Allah diyor ki, ne oluyor size? Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın elçisiyle mi alay ediyorsunuz? Ağzınıza, dilinize dolayacak başka bir konu bulamadınız mı? Mesela adam anlatıyor işte. Efendim işte bir bahçeye bir koca girmiş, bir de öküz girmiş. Çocuk koşarak gelmiş, baba ne yapayım ben, bir öküz girdi, bir de hoca girdi. Aman oğlum, öküz dursun da hocayı bir çıkar. Ha 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 ha, gülüşüyor millet. Ya bu küfür, bunu söyleyen kafir olur. İşte ayet-i kerime son derece açık. Bakın ayetin devamında Allah diyor ki, la ta'tedimu, özür dilemeyin alçaklar. Özür dilemeyin. Kat kefertum, siz kafir oldunuz. Ba'de imanikum, imanınızdan sonra. İman ettikten sonra bu sözünüzle siz kafir oldunuz. Şu Kur'an'ın hafızları kadar boğazına düşkün, midesine düşkün obur ve de savaşta korkak birisini görmedik diyen kişilere özür dilemeyin hainler. Siz bu sözlerinizle iman ettikten sonra kafir oldunuz. Ya iman ettikten sonra ya da eğer iman etmemişlerse zaten iman iddialarınızdan sonra siz kafir oldunuz. Ayeti vallahi de billahi de bizi çok düşündürmeli. Aman ha, şaka mı yapacaksınız? Kur'an'ı şakalarınıza alet etmeyin. Ayetleri şakalarınıza alet etmeyin. Peygamberi şakalarınıza konu edinmeyin. Başörtüsünü, namazı, sarığı, cübbeyi sakın ha şakalarınıza alet etmeyin. Efendim, Firavun sabaha kadar sakalından kendisini asmış, sabaha kadar Allah'a yalvarmış, dua etmiş. Ama Musa Aleyhisselam ise o gece horul horul uyumuş, o dua etmemiş. Sonunda Nil Nehri'ni Firavun tersinden akıtmayı başarmış. Musa Aleyhisselam başaramamış. Ya yapmayın, bir peygamberi güme götürüyorsunuz, yapmayın. Bir peygamberi yerin dibine batırıyorsunuz. Hele hele Firavun gibi yeryüzünün en adi bir kafirinin karşısında. Yapmayın bunu. Dilinize dolayacak, şaka edecek başka bir konu bulamadınız mı? Başka konuları konuşun. Kur'an'la alakalı yapmayın. Bir yere davet edildim. Adamın birisi başkonsolos idi Almanya'da. Tam yemeğin başına oturacağız. Ben bir fıkra anlatayım dedi. Dedi ki efendim işte bir bahçeye bir öküz ve bir koca girmiş. Oğlu koşarak gelmiş, baba ne yapayım? Aman oğlum, öküz dursun varsın, hocayı bir çıkar demiş. Ha ha ha! Ben hemen ayağa kalktım. İftar sofrası hazır, bir iki dakika var. Ben hemen ayağa kalktım, kıpkırmızı. Dedim ki, hoca gidiyor, öküzler devam etsin dedim. Yürüdüm. Başka verecek bir şey yoktu ki hocaya. İslam'ın izzet ve şerefini korumak için başka çare yoktu. Hoca gidiyor, öküzler devam etsin dedim. Yalvar yakar ev sahibi, sonra konsolos da peşinden geldi. Benim o ciddi tavrım onu biraz adam etti. Yahu dedi, vallahi bu niyetle demedim, bin kere özür dilerim, her bir gel filan. Neyse, girdik içeriye, yemekten sonra bir saat kadar ders yaptım, çok beğendi. Daha sonra namaza filan başladı, emekli oldu. Yani bu sözler Allah korusun. İnsanları dinden, imandan çıkaran sözler, bunlara çok çok dikkat edelim. İnnafu an taifetin bir kum, ikimizden bir grubu affetsek bile muaddim taifeten bi ennehum kânu mücrimîn, bir başka taifeyi mutlaka cezalandıracağız. Çünkü onlar gerçekten suçlu bir toplum. Allah'a kulluktan, itaatten çıkmış bir toplumdur. El-Münafikûne ve'l-Münafikâtu bâduhum min bâdin. Münafık erkekler ve kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Münafık kadınlar ve erkekler birbirlerinin velisidirler. Birbirleri adına karar verme makamındadırlar. Birbirlerini cehenneme kazandırmak üzere
ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içindedirler. Ne özellikler varmış bu münafıkların, münafık erkek ve kadınların? Onlar yemurûne bil munkeri, kötülüğü emrederler. Ve yenhevne anil mağruf, iyiliği de yasaklarlar. Bakın, kesin kafir de ama bir de biz de Müslümanız diye insanları kandırdığı için münafık diyoruz. Bunların bir özelliği varmış. Neymiş? Kötülüğü emrederler, iyiliği de nehyederler. Müslümanların tamamen tersine. Halbuki Müslümanlar iyiliği emrederler, iyiliğin yayılmasına sahip ederler. Ama münafıklar ise kötülüğün yayılması için, kötülüğün bu ülkede yaygın hale gelmesine sahip ederler, iyilikleri de engellerler. İyiliğin kökünü kazırlar, kötülüğü de yaygın hale getirirler. Bunun için sahip ederler, bunun için çabalarlar. İçkinin yaygın hale gelmesini isterler. Zinanın toplumu sarmasını isterler. Faizin, ekonominin temeli olmasını isterler. Fuhşun yayılmasını isterler. İffetsizliğin, ahlaksızlığın yayılmasını isterler. Evet, kötülüğün yaygın hale gelmesi için uğraşırlar. İyiliği de engellemeye çalışırlar. وَيَقْبِذُونَ اَيْدِيَهُمْ Bir de ellerini sıkı tutarlar. Elleri sıkıdır onların. Yani hayır yolunda mal harcamazlar. Bir de hayırlı yasaların altına imza atmazlar. Yani toplumun önünü açmak üzere, toplumun hayra ulaşması için hiçbir yasanın, hayırlı hiçbir yasanın altına imza atmazlar. İlla da pisliklerin altına imza atmaya çalışırlar. Onların elleri de sıkıdır. Müslümanların hayra ulaşmasını istemezler. Müslümanların yollarının açılmasını istemezler. Müslümanların çok rahat cennete gitmelerini istemezler. Cennet yollarına barikatlar koymaya çalışırlar. Cehennem yollarını aşmaya çalışırlar. وَيَقْبِذُونَ اَيْدِيَهُمْ Elleri de sıkıdır onların, cimridir. نَسُوا اللّٰهَ Onlar Allah'ı unuttular. فَنَسِيَهُمْ Yakında onlar da unutulacaklar. Allah'ıma. Müthiş bir tehdit. Bakın Allah diyor ki, onlar dünyada Allah'ı unuttular. Kitabı unuttular. Peygamberi unuttular. Allah'ı gündemlerinden çıkardılar. Dini, İslam'ı, cenneti, ahireti gündemlerinden çıkardılar. Allah'ı unutarak bir hayat yaşayanları yarın azapların içinde Allah da unutuverecek. Ne kötü bir şey. Unutulmak. Sürgüler çekilecekmiş. O azap mahallinin sürgüleri çekilecek. Nasıl bir sürgüyse bilmiyoruz. Azap edildikleri cehennemde sürgüler çekilecekmiş. Binlerce yıl, belki milyarlarca yıl hiç sesi dinlenmeden, ağzına kulak verilmeden, hali hatırı sorulmadan, mazereti dinlenmeden Allah korusun o azapların içinde unutulacakmış onlar. Neden? Çünkü onlar dünyada Allah'ı unuttular, ahireti unuttular, kitabı örttüler, peygamberi gündemlerinden düşürdüler, Allah'tan ve peygamberden ve dinden bağımsız bir hayat yaşadılar. Bakın şu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Kim ki dünyada Allah'ı unutarak, Allah'ın dinini unutarak bir hayat yaşarsa, önce Allah ona kendisini unutturuyor. Kendisini unutuyor adam. Bakın şu topluma, nice insanlar var ki kendilerini düşünmüyorlar. Evlerinin boyalarını, ciralarını düşündükleri kadar kendilerinin ve çocuklarının ve hanımlarının İslam boyasıyla boyanıp boyanmadığını düşünmüyorlar, dert edinmiyorlar. Arabalarının üzerine küçücük bir çizik olsa içleri gidiyor adamlar, eyvah kim yaptı bunu diye. Ama aynı adamların çocuklarının, hanımlarının ve kendilerinin inanç dünyasında öyle çatlaklıklar var ki, öyle yarıklar var ki neredeyse araba girecek ama onu görüyor da onu görmüyor adamlar. Arabalarını düşündükleri kadar kendi geleceklerini düşünmüyor adamlar. Parayı düşündükleri kadar bakarayı düşünmüyorlar. Evlerini, dükkanlarını, iş yerlerini, fabrikalarını düşündükleri kadar kendi geleceklerini düşünmüyorlar. Kendilerine acımıyorlar. Kendilerini cehenneme ipoteklemişler. Yani süratlice cehenneme gidiyorlar. Unutmuşlar kendilerini. Hani bir hadis vardı Peygamberimizin.
Ne diyordu? Üç şey ölen bir kişiyle birlikte mezarın başına kadar gelir. İkisi geri döner, birisi onunla birlikte mezarın içine kadar girer. Neymiş onlar? Çoluk çocuğu, malı, mülkü, eşi, dostu, kazandıkları, biriktirdikleri bu ikisi mezarın başına kadar gelir. Bir de ameli salihası, üçüncüsü de ameli salihasıdır. O da ölümle birlikte mezarın başına kadar gelirmiş. Çoluk çocuğu, hanımı, eşi, dostu, akrabası, sevdikleri, arkadaşları, bir de biriktirdikleri işte paraları, pulları, onlar da gelirmiş. İkisi geriye döner diyor Peygamberimiz, bir mendil bile sallamadan, bir saat bile başucunda beklemeden en çok sevdiği hanımı ya da kocası ya da eşi, dostu, bu bir yasadır. Herkes geri döner, malı, mülkü, serveti, sağlığını da geri döner ama onunla birlikte mezarın içine sadece ameli salihası girer. Peki şimdi soralım bakalım. Acaba şu insanlar kendileriyle birlikte mezara girecek, yarın kendilerine faydalı olacak ameli salihalarını mı çoğaltmanın peşindeler? Yoksa kendileriyle birlikte mezara girmeyip gerisin geriye dönecek olan evlerini, arsalarını, arabalarını, dükkanlarını, tezgahlarını, eşini, dostunu, arkadaşlarını mı çoğaltmanın peşindeler? Allah için bir düşünün. Kendini düşünen bir adam, kendisiyle birlikte mezara gidecek ameli salihasını çoğaltmanın peşinde olur ya. Demek ki bu adamlar, insanlardan öyleleri var ki Allah korusun, kendisini düşünmüyor. Demek ki kim dünyada Allah'ı unutursa, önce Allah ona kendisini unutturuyor, sonra da yarın cehennem azabının içinde unutulacak, feryatlarına kulak verilmeyecek, mazeretleri dinlenmeyecek. Ya bir derdiniz mi var, bir ihtiyacınız mı var, bir sıkıntınız mı var diye kimse onların haline hatırını sormayacak. Azap mahallinde sürgüler çekilmiş, hiç kimse de yok yanında. Milyarlarca yıl sonsuza dek Allah korusun cehennemin içinde, ateşin içinde unutulacak onlar. Allah bizi kendisini unutanlardan, Allah'ı unutanlardan ve yarın azabın içinde unutulacak olanlardan etmesin inşallah. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Çünkü münafıklar gerçekten itaatten çıkmış, Allah'a kulluktan çıkmış fasıkların ta kendileridir. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَا اِخَالِد۪ينَ ف۪يهَا Allah böyle münafık erkek ve kadınlara ve de kafirlere içinde ebediyen kalacakları bir cehennem ateşi hazırlamış. هِيَ حَسْبُهُمْ O onlara yeter. O onların hissesine düşendir. Ateş onların hissesidir. وَدَعْنَهُمُ Ve Allah onlara lanet etmiştir. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ Onlar için yerleşik bir hayat var. Yerleşik bir azap vardır. مُقِيمٌ bir azap vardır. Sonu gelmez bir azap vardır. كَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Tıpkı sizden öncekilerin durumu gibi كَانُوا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوْوَةً Üstelik o sizden öncekiler kuvvet yönünden sizden çok daha güçlülerdi. Pazu yönünden, boypos yönünden, mesela bir Ağat kavmini düşünün, 30-40 metre boyunda insanlarmış. Onlar sizden çok daha güçlü insanlardı. Ömür yönünden de çok güçlüydü. 900 sene, 1000 sene yaşayanlar vardı geçmiş toplumların içinde. وَاَكْفَرَ اَمْوَالًا وَاَوْلَادًا Mal ve evlat yönünden de onlar sizden çok daha güçlüydü, çok daha mal ve evlat yönünden, sayısal yönünden çok daha güçlülerdi onlar. Geçen haftaki dersimizde de demeye çalıştığım gibi, Kur'an-ı Kerim'de mal, ekonomik gücü, evlat da askeri gücü, siyasal gücü temsil eder. Demek ki gerek askeri güç yönünden, gerek siyasal güç yönünden, gerekse ekonomik güç yönünden onlar sizden çok daha fazla güçlü idi. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ لِخَلَاقِكُمْ كَمَسْتَمْتَعَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِخَلَاقِهِمْ
Tıpkı onlar kendilerine ayrılan nasibi bu dünyada yiyip bitirdikleri gibi Allah onlara ömür verdi. Allah onlara rızıklar ayırdı. Allah onlara belli bir ecel tayin etti. Belli bir yaşam dönemi verdi. Onlar kendilerine ayrılan rızıklarından istifade ettiler. Yani zıkkımlandılar dünyada. Hadi bakalım siz de size ayrılanları tüketmeye devam edin. Allah'ın güneşinden istifade edin. Yağmurundan istifade edin. Oksijeninden istifade edin. Allah'ın verdiği eli, ayağı, gözü, kulağı, ağzı kullanın. Midelerinizi kullanın. Hadi bakalım Allah'ın size dokunmadığı, yani böyle bir yasa koyduğu dünya hayatında ömürlerinizi tüketin, zıkkımlanın bakalım. Allah'ın nimetlerinden bolca istifade edin. Çünkü Allah kimseye dünyada dokunmuyor. Allah kimseye dünyada hesap sormuyor. Hesap masası yarın kurulacak. Ama insanlar aldanıyorlar. Yahu diyorlar, Allah'ın günü Allah'a isyan içinde bir hayat yaşıyoruz. Hani gök kubbe başımıza yıkılmadı? Hani güneşimiz alınmadı? Hani havamız suyumuz kesilmedi? Eğer bir Allah olsaydı, Hazar şimdiye kadar kendisine düşmanca tavır takılan bizden bir intikam alırdı. Şu nimetleri kesiverirdi. Demek ki Allah filan yok. Siz onu bizim külahımıza anlatın. Filan diyorlar ya, halbuki bilmiyor zavallılar. Hesap masası daha kurulmadı ki, burası yemek masası. Lokantada yemek masasında yemek yenir, hesap masasında hesap ödenir. Yemek masasında hesap ödemeye kalsanız gülerler, kardeş hesap masası orada, burası yemek masası diye. Ya da hesap masasında yemek yemeye kalsanız, kardeş yemek masası orada, burası hesap masası diye gülerler değil mi? Burası amel masası, daha hesap masası kurulmadı ki, Allah daha kimseden hesap sormadı ki, kafirler aldanıyorlar. Eğer bir Allah olsaydı, şimdiye kadar bizden bir hesap sorardı diye aldanıyorlar. Allah diyor ki, tıpkı öncekilerin zıkkımlandığı gibi, hadi siz de zıkkımlanın bakalım. وَقُسْتُمْ مُكَرَّد۪ي قَازُ Onların zevklerine daldıkları gibi, gafletlerin içine daldıkları gibi, Allah'ı unutup da bataklıklara daldıkları gibi, oyun ve eğlencenin içinde bir hayatın içine daldıkları gibi, siz de dalın bakalım. اُولَٰئِكَ حَبِضَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Bunların hem dünyada hem de ahirette bütün amelleri boşa gitmiştir. Çünkü ahirete intikal edecek amel işlememişler ya da amel işlemişler ama ahirete inanmadıklarından dünya adına amel işlemişler. Hepsi dünyada kalacak. Tüm amelleri boşa gidecek onların. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Onlar gerçekten hüsrana mahkum olmuş. Dünyalarını da ve ukbalarını da kaybetmiş kimselerdir. Son bir iki ayet daha okuyup inşallah bitireceğim. اَلَمْ يَتِهِمْ نَبَعُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Acaba bu insanlara kendilerinden önceki toplumların haberleri gelmedi mi? Biz bu kitapta önceki toplumların sergüzeşli hayatlarını anlatmadık mı? Önceki toplumlara uygulanan yasayı biz size haber vermedik mi? Yani şu anda münafıkça, kafirce bir hayat yaşayanlar acaba önceki toplumların başına gelenlerden habersiz mi? Biz onları bu konuda bilgilendirmedik mi diyor onlar. Kim onlar? Kavmi Nuh. Nuh kavmi. İçindeki salih kişileri putlaştırıp, peygamberin karşısına kalkan gibi dikip bu salih kişilere biz ibadet etmek zorundayız diyenler, böylece Allah ve elçisiyle çatışma içine giren bir Nuh kavminin bir tufanla yok edildiği haberini ben size ulaştırmadım mı? Vaadim Ad kavmi ki ben söyledim 30-40 metre boyunda insanlarmış, peygamber Hud aleyhisselamı reddetmişler, Allah'la çatışma içine girmişler. Dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmışlar. Dünyayı tatminkar bulmuşlar. Dünyaya kapılmışlar adeta. Ahireti ikinci plana atmışlar da sarsar denen bir rüzgarı 7 gün 8 gece Allah onlara musallat kılmış. Hepsini yerin dibine geçirivermiş. Bu haber size ulaşmadı mı? وَثَمُوتْ Semud kavmi de aynı şey yaptı. Salih aleyhisselamın devesini öldürdü. Allah'ın elçisine savaş açtı. Allah'la savaş açtı da
Allah bir sayhayla mağaraların içinde onları diz çöktürüvermedi mi? Bu haber size ulaşmadı mı? Ve kavmi İbrahim, İbrahim kavminin haberi ve ashab-ı Medyen, Şuayb Aleyhisselam'ın topluluğu paraların kenarından kesiyorlar, gümüş ve altın paraları eksiltiyorlar, insanların mallarını haksız yere yiyorlar, ekonomik bozukluğu peygambere kafa tutacak seviyeye çıkarıyorlar. Sonunda Allah onları helak etti. Medyen toplumunun yerin dibine batırdı. Bu haber size ulaşmadı mı? وَالْمُؤْتَفِكَ Bir de yerin altı üstüne getirilen toplum var. Lut Aleyhisselam'ın toplumu. İki büyük şehri. Melekler gökyüzüne kaldırıp sonra ters çevirip yere vuruvermedi mi? Sodom ve Gomorra'yı. Şimdiki Lut gölünün bulunduğu yer o iki şehrin düşmesiyle çöküp de krater böyü oluşmadı mı? Sular dolmadı mı? Siz bunları bilmiyor musunuz? اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَا Şu anlattığımız toplumların her birine Allah'ın elçileri açık ve net Allah'ın ayetleriyle geldiler ama فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah onlara zulmetmedi, onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah o toplumlara zulmetmedi, Allah zulmetmez. Onlar hem kendilerinin zalimi hem de mazlumuydular. Zulmeden de kendileri, zulmediler de kendileri, onlar hem zalim hem mazlumdu. Bu haberler size gelmedi mi? Önceki derslerin birisinde bir hikaye söylemiştim, bir temsil getirmiştim, onu söyleyip bitireyim. Aslan şöyle çıkmış meydana, bakmış ki bir kurt açlıktan nefesi kopmuş, ölmek üzere. Demiş ki, kardeş galiba açsın. Evet efendim açım. Takıl peşime seni doyurayım demiş aslan. Kurt aslanın peşine takılmış. Az ileride bir tilki görmüşler. O da yaz tilkisi gibi soluyor. Gitti gidecek açlıktan, ağzı kopmuş. Aslan diyor ki galiba sen de açsın. Evet efendim. Takıl peşime seni de doyurayım. İkisi de takılmış. Az ileride aslan avını görmüş. Bakın benimki geliyor, dikkat edin filan demiş. Hoplamış, zıplamış. Avı yere düşürmüş, öldürmüş. Sonra kurda dönmüş demiş ki, hadi bakalım şu avı üçümüze bir pay et. Kur aslanın aslan payını unutmuş, normal avı üçe bölmüş. Aslan buna bozulmuş. Bir tane vurmuş böyle. Kurt dört ayağı yukarıya gelivermiş, çantayı çekmiş, işi bitmiş. Sonra tilkiye dönmüş, ulan demiş bir de sen pay et bakalım. Gördü ya manzarayı, avın onda dokuzunu bir ayırmış. Efendim bu zat-ı alilerimizin aslana, ağzınıza dair buyurun, afiyetle yiyin. Şu da işte ağzınızın, elinizin artığı, efendim benim de müsaade ederseniz ben de yiyeyim. Aslan gülmeye başlamış. Ulan demiş bu taksimi nereden öğrendin? Yerde yatan kurt babanın yatışından öğrendim. Yani az evvel onun başına geleni gördü. Peki biz de babamızın başına gelenden, Nuh atalarımızın başına gelenden biz niye ibret alıyoruz? Bakın Allah diyor ki, ben öncekilerin sergüzeşli hayatını, öncekilerin başına gelenleri size anlatmadım mı? Yani siz neden bu mirası çarçur edip değerlendirmiyorsunuz? Yani onların başına neler geldiğini biliyorsunuz. Gelin siz onların yolunda gitmeyin. Siz de onların bu dünyada zıkkınlanıp da cennete gittiği gibi bir tavrın içine girmeyin. Gelin Rabbinize kul olun. Gelin kitap rehberliğinde bir hayat yaşayın. Gelin peygamberi yakından tanıyın. Peygamber ve kitap rehberliğinde Müslümanca bir hayatın adamı olun. İmkanı kazanın. İnşallah cennete gidin dedi Rabbimiz. Burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse kaldığımız yerden devam etmek üzere. Yeniden gelecek hafta buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin.